hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz değerli takipçilerim? Bizleri sorarsanız biz çok iyiyiz. Arkadaşlar ben ne yapacağım bugün? Ben şöyle bir az bir baklam var. Tabii ki bizim Arıtlı Bartınca konuşuyorum ben. Tabii ki taze fasulye. Bizde Arıtlı Bartın'da yani kok bakla derler. Bunu da ben Şerifem verdi sağ olsun. Kuyudan götürmüş herhalde o ondan sonra. Geç bakladan, kış baklası derler bunlar arkadaşlar. Böyle bir de biberim var, patlıcan. İçinde de soğanım var, kuru soğan. Böyle iki dişle samsak doğrayın arkadaşlar içine. İnanır mısınız? Ben de bu yemeği sizinle beraber deneyeceğim şimdi. Şöyle de bu yemekten yapalım bakalım nasıl olacak dedim ufaklığıma. Paşam da bu arada arkadaşlar yine hasta. Böyle çiğden dokuyorum arkadaşlar. Çiğden doktum üstüne. Şöyle pıtırası geldi bölümden. Biraz da az bir şey zeytinyağı atıyorum arkadaşlar içine ben. Alıştırıyorum bunları zeytinyağına. Valla normal yağ da aynı para. Zeytinyağı da aynı para. Hiç değişmiyor arkadaşlar. Zeytinyağıyla arasında 5 lira 1 lira fark oluyor. Hiç bir artık var ya inanır mısınız? Sizler de bilirsiniz takipçilerim. Artık söylememize gerek yok yani. Tabii ki sizler de bu işin içindesiniz yani. Sobayı da açmışsın. Sobayı da bastır abilerin yavrularına. Arkadaşlar biraz da şöyle yazdım işte ben dondurucuya kabak koydum. Onu da dedim dondurucudan çıkardım şimdi. Onu da koyayım şimdi hoca şey soba yanarken sobanın üstüne bir esmem yiye bunu böyle. Valla arkadaşlar buzu çözülmeden kullanması lazım. Çok zor böyle de. Paşa ne oldu sana be? Ama yaptığı karlı gabileri alır. Böyle arkadaşlar buzluyken içine de şeker döküyorum. Yani hazır yol ya. Hatta artık taze kabak çıkar. Taze koymadım zaten arkadaşlar. İki tane böyle poşet koydum. Bir tanesi geçen düşürdüm. Küçük tencereyle. Dedim de şunları da bunu da dedim. Takipçilerle beraber pişirelim. Allah nasip ederse nasip etti kurban oldum Allah'ım. Soğukken, kanalım kendisiyken. Bu şu kendine pıtırasın. Tezgahın üstü temiz arkadaşlar. Yani mecburum tezgahı böyle kullanmakta. Oha, kendine suyu yıkınca fısır gibi onu. Tamam bu şekilde. Ben buna su atmayacağım arkadaşlar. Bu kendi bölümü. Zaten buzlu. O suyla bunu ben böyle pıtırayım azıcık. Ondan sonra sobanın üstüne koyacağım. Sobayı yeni yaptım. Daha yeni yeni kız yiyeceğim. Paşam sen bana ver artık. Pıtırası. Bunu ben içine ne yapacağım? Ben bunu arkadaşlar ıspanak atacağım içine. Vasana az bir şey ıspanak topladım. Ispanak atacağım bakalım. İnşallah güzel olur değerli takipçilerim. Tabağımızda böyle. Bu şekilde biraz pıtırası. Ondan sonra sobanın üstüne koyacağım. Sobamda şöyle bir ısın da daha yeni yaktık. Arkadaşlar şimdi böyle. Baklam böyle kavurdum. Tabii ki bu sarı bakla arkadaşlar bizim böyle kavuruyorsun arkadaşlar. Cips de başka yani. Benim uşaklığımda rahmetli babaannem dikerdi bunu. Bunu Almanya'dan geldi benim bildiğimce tohumu herhalde ya. Alman bakmasın derler. Öyle bir şey derler. Bunu.
Ver arkadaşlar, ıspanağım da burada, yıkadım tertemiz, yıkayıp suda ıslattım ben bunu. Bunu masadan topladım dediğim gibi. Paşam da şimdi yattı, uzandı. Biraz baklım öldü böyle arkadaşlar. Kavruldu yani. Arkadaşlar bu sanatı başka oluyor ya. Kendi yapmanın da bilmiyorum ya. Lezzetle, tadıyla başka oluyor. Tezgahın içi de biraz şeyliydi ama kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben ne yaptım bunu? Bunu böyle biber salçamı ezdim. Az içine az bir kekik attım. Geçen böyle gok baklava üşüdüm ben. Şeyden atmıştı. Pizza yaptım. Pizzanın sosundan atmıştı arkadaşlar. Yani büyük olan da hatta beğendi. Güzel oluyor yani. Tabii şimdi ben bunu yavatmadım içine. Biraz da böyle bunu döküyorum şimdi içine. Diyeceksiniz ki Gülsen, tezgahı niye gösteriyorsun? Tezgahı iç, lavabonu içine. Haklısınız vallahi arkadaşlar. Biraz da şimdi ıspanağla beraber ölsün ikisi beraber. Kapağını kapattım. Sopam da yanıyor. Valla kış geldi. Güldür güldür yanıyor arkadaşlar. Kabağım da burada fıtre. Öyle. Şöyle bulgurdan pirinç attım içine. Böyle pirinçten bulgurdan düşüreceğim. Nasip olursa. Kim geldi? Pulveri bitmiş. Ablaya söyleyeceğiz. Daha şöyle pulver atalım. Tostların içinde kullanıyorum. Sen var ya Abdullah. Valla arkadaşlar paşam ölmek gibi olmasın ama bir güzel tost yap ya. İçine pul biber. Karabiber atmıyorsun abi değil mi? Atıyor musun? Biraz da şöyle karabiber attım arkadaşlar. Paşam tostçu olacak benim inşallah. O kadar yapamıyoruz. O kadar yapamıyoruz. Ahiler ablalara. Tostçu olmak çok zor. Arkadaşlar biraz şöyle morul aldım. Az bir ılık suyla. Normal ya ılık yani. Islattım ben böyle güzel yıkadıktan sonra ıslattım. Bir mikser aldım ama tabii ki az yani gar yağsa daha güzel olur arkadaşlar. Gro şöyle yağsa güzel olur da. Ama inanır mısınız arkadaşlar? O kabuksuz sülüklerden barındıramıyorum. Bir yiyorlar ki yani görmediğine inanmazsınız. Böyle bu şekilde. Bir de yeşil kurt basmış. Yeşil kurdu ayrı. Ne derler ya arkadaşlar küçük kabuksuz sülüğü ayrı. Kabuklu sülük ayrı. Bir de yeşil kurt bastı. Bilmiyorum arkadaşlar. Yani gene ilaç almam lazım. İlaçta sormuş benim adam. 40 milyon demişler. 50 milyon öyle bir şey demişler. Yani İstanbul'a şeyde böyle işte arkadaşlar toprağımdan durumunu bilmiyorum. Gerçi köylerde de oluyor sülük de yani böyle değil. Bilmiyorum ben burada gördüm sülük. Ya bizimkisinde kabuk mabuk yok yeşil bir şey. Yeşil bu bir de kabuklar da var oğlum bu baktım bu. Kabuklu sülük de var. Bu et sülükleri var ya onlar da çıkmış. Kabuklu sülük ve onlar normal şey ben bu yeşil sülüğü ilk defa gördüm. Şey yeşil kurt. Yemyeşil arkadaşlar. İnanır mısınız ben moruları yıkarken görmüyor. Tek tek bunu ayıracağım. Giderken görürsün. Böyle morun yaprağı nasıl? Aynı şekilde yemyeşil. Yeşil yani. Hatta annem bana dün göstermişti. Şöyle arkadaşlar. Kapasını. Şöyle üstüne çıkan da sıcak su koydum.
böyle bu şekilde kapatırdıktan sonra somonun üstüne, güzlemin üstüne koyacağım. Orada avudan pişireceğim değerli takipçilerim ben bunu. Bu kaynasın. Kabak yemeyeyim. Kendi suyunu, buzlu suyunu böyle sağladı. Bu kendi suyuyla pişecek arkadaşlar. Hiç su koymadım. Şöyle kaynasın. Altın üstüne çıkmış dolu. Ateşi gösterelim bir de. Ateşi gösterdim ben abileri ya ablaları ya. Sırp patatını at bakalım sen. Sırp patatını atalım. Heh. Allah yanıyor sopamızı arkadaşlar. Allah sokakta duranlara yardım etsin. Kurban olduğum Allah'ım. Artık odunun var mı? Kömürün var mı arkadaşlar? Yiyecek ekmeğin var mı? Çok şükür Allah'ımıza. Sağlığın da önemli tabii ki. Yemeğimi şimdi böyle bakalım. Bu şekilde. İnanır mısınız? Çok güzel oluyor değerli takipçilerim. Buraya da elbiseleri asmışsın. Çalışları astım bunlar elbiseleri. Kış geldi belli oldu arkadaşlar. Valla buraları astım. Ne yapayım? Ne yapacaksın? Güzel olmuş baya. Bu şekilde arkadaşlar. Ispanak var içinde. Kokbakla var. Karışık. Kireç, bulgur. Böyle bu şekilde. İnanır mısınız çok güzel oldu. Ben de sizden ilk defa denedim bunu. Mancara benziyor. Mancar var içinde. Ispanak mancarı var oğlum. Kabağım da bu şekilde arkadaşlar. Bakın kendi suyuyla takraya. Daha o tabi pişmedi. Böyle değerli takipçilerim. Vallahi yemeğimiz güzel oldu ha Abdullah. Arkadaşlar ben bunu bir tane de küp şeker attım içine. Biz paşamla şimdilik burada kapatıyoruz. Sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Diğer videoda görüşmek üzere. Kanalımda kalın. Hoşça kalınız.